Ben yaradan ve yarattığında yarattığın tohumlayan ve yaşamı kodlayan olarak dinlettiğim bilgiden öte bilgimi de kodlattırabilirim yüreklere. Nesiller boyu dünyanın ruhuydum. Bundan öte bilişi kodlamaya indim. Açın kapıları ve hakim olun ki bu bilgi Muhammed Kur'an'ının kutsal tekniğinin kutsal tehdit teşkil eden yoğunluklarının çok ötesinde bir ilimle dilleniştir. Bir bilgide tehdit olduğunda o bilgide kodlanmışlık yoktur. Ben sizi cezalandırıp baktığım derse o bilgi, orada kalem yoktur. İyi anlayın ki dünya nisapla teslim oldu bütün kayıtlarına. Nisap insanlığın nisabıydı. Herkes biz dedi. Hanginizin biz diye nisap olarak çoktu. Dağlarım, nisap, İslam'da kutsal ışıktaki tahtın kaydında yoğun biçimde mevcuttur. Çokluğun talebi. Öyleyse çokluk nedir? Neyi ifade etmektedir? İnsanın çokluğu mu? Yasaların kodlanışındaki o tohumlanışın koruyuculuğundaki çokluk mu? Hangi nisap daha güçlüdür? Ben daha ilim verdim dediğim zaman benim verdiğim o yoğun iş kalemi çok güçlü iken senin ve senlerin iş kalemlerinin yoğun olmayan kayıtları mı daha güçlüdür ve daha hakikiyetlidir? Size daha ne diyeyim ki? Siz sorgu sual ediyorsunuz. Başka baş bir çalışma yapılmaktaysa burada, neden burada 5-10 kişi var diye. Eğer burada yüz binler olsa bu kadar güçlü kodlama yapamaz canlar. Bunu iyi bilin. Eğer burası kodlarını kontrolsüz bıraksa tohumlar kodlardan çıkar. Burada ruhun kulluğu var. Kodlanmışlık ilimle olmakta burada. Yazı yazarken tabular yıkanlar, tabuları yıktıklarını dillerken tohum olup kalem olanlar ve yasaları koyanlar bu yaşam kalemiyle bitişkenlikle masalar kodladılar. Birçok masa oluştu ve bu masaların sahrasında bütüne hizmetler oldu. Biz dünyaya göz olup geldik canlılar. Bu yaşam bizim için çok ama çok ışık kıran bir yaşamdı. Ama yine de geldik. Bu yoğunluğu kodlamalıydık ve kontrol kurmalıydık. Kara ışığın kahha olup ilme ilmesini sağlamalıydık. İslam kalemlerinin muktedir olabileceği yüceliği kodlamalıydık ve Tanrı olup tahtında teknik kutsal ilim olanları masalara oturtmalıydık. Onlar masalarda kulluk yapmalıydılar. Hepsi çorba olup çorbayla kodlanmalı ve mutlak olmalıydılar. Ben dünyalıyım dediğimde dendi ki, dinde biz dünya ötelerinin kutsal ilim kayıtlarını getirdik yaşama. Ya Kaha, sen dünya olabildin mi? Geçip gelmen yeter mi? Dünyanın ruhu olabildin mi? Sahrayı kodlarken mutlak olabildin mi? Kili kumdan, kumu kilden ayırmayanların karanlıktaki tahtlarını kodlamaları muktedir olmalarında öncelikli midir ya da önemli midir? Seviyeleri yüksek, yaşamları güçlü, hakim ve hakiki olmalarına rağmen doğal dünyanın gözünde sözleri oluşmadığından ayrı tuttuk ocakları buradan. Ve bizler çerçeveli çalışmadık.
Kelamımız hep insanlık kelamıydı. Olur da dünya ruhunu kotlayan biliş kalemleri burada bu yağmurda kelama inerlerse bilişleri mutlak olacak ve bütün kötülükleri aşabilecekler. Darı bolu bilinme yolu bulun. Bu meclis size ilim öğretmeye geldi. Ama insanlık boyutlarının en büyük kübrası olup geldi. Eğer bu meclise görev taşımak üzere gelmek niyetiniz varsa, çanın çalmasını değil, hakkın hakikiyetinin dillenmesini bekleyin. O dillenişte mutlak olup geçip gelin. Biz dünyaya ruh ilmiyle gelen bilgi kalemlerini buraya davet ettik. Kimi geldi, kimi geldi. Hepsi geldi ama geldi de hak etti. Peki gelmediği diye sorusu geldi. Gelmediydi. Akaha. Dili geçmişi dillerken geçişini yaptım bilirim. Bu sesleşmelerde kalem kontrol kurmak üzere bitişkenlikte kırık kayıt yapar. Ve bu şekilde girişler olur. Bugün şu anda bunu yaptın. Öyle ama ben izin verdim mi ki yaptın? Harı yükseltmeye niyetim yok ama çalışmaya dahil olurken böylesi kayıtlamalarla gelmeyin buraya. Eğer böylesi kayıtlamalarla gelişiniz olacaksa huzur verebilir miyim size? Hepiniz iyi bilin ki kurtulmak için kontrol gerekir. Eğer hakkınızı alacaksanız koruyucu olun ve kontrollü olun. Bu toprak sizi mutlaka korur ama horlanmayın. Şu anda olduğu gibi şimdilik.